ziyaretimiz Tarsus Kurtuluşu'nun 86. yıl dönümüne denk geldi. O nedenle burada pek çok kültür etkinliği gerçekleşti ve biz Türk Söyle İpek Yolu olarak bu etkinlikleri sizin adınıza takip ettik. Şimdi şehirde yapılan gösterilerden, törenlerden, etkinliklerden kısa bir demet sunuyoruz. Birlikte izleyelim. Türkiye'm, canım Türkiye'm, duruşunu akışına toplanacaktır. Oğlum Türkiye'm, şehit edilmez, vatan edilmez. Ben İzmir'in Halidere'den buraya bu etkine geldim. Paylaştım arkadaşlarımla birlikte. Gerekirse Güneydoğu'ya biz hazırız. Mehmetçiklerimizi destekliyoruz. Doğu'da görev yapan Mehmetçik kardeşlerimiz için kanımızın son damlasına kadar gitmeye hazırız. Evliyası, enbiyası, şühedası, peygamberler soyundan, kuzeyinde Toros Dağı, Eshab-ı Keyf, güneyinde Akdeniz, medeniyetler beşiği, dünya kenti, şirin, güzel Tarsus'um. Thank you.
Gide gide bir sözde dayandım dayandım. O sözün allarına boyandım gelin boyandım. O sözün allarına boyandım gelin boyandım. Kültüründe atın, at yarışlarının, kilit oyunlarının ayrı bir özelliği var, ayrı bir önemi var. Ta Orta Asya'dan günümüze kadar devam eden 5000 yıllık bir gelenek bu. Şu anda Erzurum'dan gelen atlıları görüyorsunuz. Tarsus Belediyesi Türk kültürünü bu coğrafyada yaşatmak adına, tanıtmak adına böyle güzel bir etkinliğe imza atmış. Sayın Burhanettin Kocamaz Beyefendi kilit oyunlarını doğudan almış buraya taşımış Tarsus'a ve şu anda Tarsus'un 86. Kurtuluş Yıl döneminde biz kilit oyunları izliyoruz Tarsus halkıyla beraber. Başkanım, bu hangi düşüncelerle kaynaklandı? Geçmişte bu oyunlar belki biz doğmadan bizim çocukluk dönemlerimizde buralarda da düğünlerde özellikle yapılırdı. Kurtuluş bayramlarında da özellikle Kuvayi Milliyeciler, Çeteciler atlarla şehre giriş yaparlardı. Dolayısıyla biz de 3 yıldır Kurtuluş Bayramlarında bu Erzurum Cirit ekibini buraya davet ediyoruz. En azından gençlerimiz görsün. Belki yaşlılarımız bunları gördü ama gençlerimiz atalarından gelen sporları yaşasınlar istiyoruz. Biz bunun dışında aslında Hıdrellez etkinlikleri içerisinde yine bu bölgede Tarsus'ta yaşayan tüm insanları bir araya getirerek ta Orta Asya kültüründen kaynaklanan oyunları burada sergiletiyoruz. Yaklaşık 25 civarında oyun, atalarımızdan kalma oyun bu mekanlarda insanlarımız tarafından oynanıyor, izleniyor ve hem atalarımızın geleneğini sürdürme imkanını buluyorlar hem de hemşehricilik bilincini geliştiriyorlar. Özellikle Kazakistan'da, Kırgızistan'da Kökbölü adı verilen oyunlar çok büyük ilgi görüyor ve 5000 yıldır bu gelenek sürüyor. Şimdi isterseniz Orta Asya bozkırlarına uzanalım. Türkistan bozkırlarına ve Kökbölü oyunu, bozkurt oyunu orada nasıl oynanıyor birlikte izleyelim.